Merhaba Mastermind izleyicileri. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü videoda size kısa süre önce açıklanan ve aslında astronomi tarihinde mihenk taşı olabilecek bir açıklamadan bahsetmek istiyorum. İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en büyük özellik, var olduğundan bu zamana kadar sürekli merak etmesi ve zekasıdır. Merak ederek kendini araştırmaya yöneltirken zekasıyla daha ileriye gitmeyi başarmıştır. İlerledikçe daha da uzakları hayal eden insanoğlu, astronomi biliminde de çok farklı çalışmalarla çok farklı araştırmaları sonuçlandırmış, ancak keşfettikleriyle aslında daha çok yolun başında olduğunu da fark etmiştir. Uzay ve astronomi ile ilgili en büyük meraklarımızdan birisi de uzayda yalnız olup olmadığımızdır. Mevcut teknolojimiz ve insanlı yolculukları ancak Mars'a kadar hayal edebilirken, araştırma tekniklerimiz ve binlerce ışık yılı uzaktaki gezegen veya yıldızlar hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Diğer gezegenleri ve yıldızları gitmeden nasıl araştırabildiğimiz ile ilgili güzel bir videoyu geçen hafta paylaşmıştım. Linkini yukarıda bulabilirsiniz. İşte uzak yıldızları ve gezegenleri araştırıp sahip oldukları elementleri anlamak için kullandığımız bu yöntemlerle bilim insanları komşu gezegenlerimizi de araştırmaktadır. Bu şekilde araştırma yapan bir bilim grubu 2018 yılında Venüs ile ilgili bir araştırmada inanılmaz diyebileceğimiz bir sonuca şahit oldular. Bu araştırmaya göre Venüs'ün atmosferinde olmaması gereken, ancak tekrar tekrar incelendiğinde Dünya'dakinin yaklaşık olarak 1000 katı fazla oranda fosfin denilen element gözlemlenebilmekteydi. Bunun ne anlama geldiğini fark eden araştırmacılar ilk verileri incelediklerinde heyecandan ellerinin ayaklarının birbirine dolaştığını belirtmişlerdir. Ancak bu verileri halka açıklamadan önce iyice araştırıp kesin sonuca varmaları için defalarca gözlem yapmaları gereken bilim insanları kesin sonucu ancak 2 sene sonra, yani yaklaşık olarak 2 hafta önce açıklayabilmişlerdir. Peki nedir bu araştırmayı ve fosfin elementini bu kadar önemli kılan? Çeşitli ülkelerin uzay kurumları çeşitli isimlerle uzak gezegenleri ve yıldızları araştırma birimleri kurarlar. Bu birimlerin görevi yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca ışık yılı ötedeki gezegen ve yıldızları araştırıp canlı izine rastlayabilmektir. Bu kurumların ve birimlerin araştırma yaparken ortak kullandığı yöntemler vardır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de fosfin elementidir. Fosfin elementi dünya şartlarında kendi kendine oluşması neredeyse mümkün olmayan, ancak özel bazı canlıların dışkısı şeklinde oluşabilen bir elementtir. Bu özel canlılar bizim gibi oksijeni solunum yapmayan, bunun yerine farklı elementleri oksijen yerine kullanabilecek şekilde değişime uğramış canlılardır ve bunlar genellikle tek hücrelidir. Elimizdeki bütün verileri incelediğimizde uygun basınç ve sıcaklıkta fosfin elementinin oluşabildiği bilinmektedir. Bu basınç ve sıcaklık koşulları ancak dev gaz gezegenlerde oluşabilmektedir. Mesela komşumuz Jüpiter ve Satürn'de olması gerektiği miktarda fosfin bulunmaktadır ve bu durum normal kabul edilmektedir. Ancak Venüs'te bu şartlar oluşmadan fosfinin bulunması bilim insanlarını sadece bir şeye yönlendirmektedir. Venüs'te bu gazı üreten canlıların var olma ihtimali. Elimizdeki verilerle doğal ortamda sadece canlıların ürettiğini bildiğimiz bu elementi, Venüs'te canlılar dışında oluşturabilecek bütün seçenekleri tek tek inceleyen bilim insanları, geçen 2 yılda yaptıkları bütün araştırmalarda bu kadar fazla fosfini oluşturabilecek doğal bir faktörü net olarak ortaya koyamamıştır. Ne depremler, ne volkanlar, ne de asit yağmurları. Hiçbiri atmosferde bu kadar çok fosfin olmasını açıklayacak güçte değildir. Venüs'teki bu sonuçları kesinlikle canlılar yapıyor diyemeyen bilim insanları,
En azından geçtiğimiz 2 yıl boyunca bunu canlılar dışında bir şeyin yapamayacağını ispatlamıştır. Bu gazın atmosferde bulunduğu üst katmanlar, Venüs'ün yüzey kısmındaki kavurucu sıcaklıklarda olmamakla birlikte 30 derecelik sıcaklıklarla bizim bildiğimiz yaşam koşullarını elverişli bir ortam sağlamaktadır. Venüs atmosferinde yaşadığı düşünülen bu canlıların tek hücreli canlılar olduğu ve atmosferde asılı vaziyette oldukları ve yere hiç inmedikleri düşünülmektedir. İşte burada bilim insanları çıkmaza girmektedir. Dünyadaki bütün tek hücreli canlılar atmosferde bir müddet bulunduktan sonra muhakkak hava hareketlerinden dolayı yeryüzüne iniş yaparlar. Daha sonra başka bir hava hareketiyle tekrar atmosferde hareketlerine başlarlar. Ancak bu Venüs'te mümkün değildir. 450 dereceyi bulan yüzey sıcaklığıyla yere iniş yapan canlıların yaşaması mümkün değildir. Bu durumda ya sürekli uygun yaşam şartlarında, yani atmosferin üst katmanlarında asılı duran bir yaşam formu gelişmiştir ya da açıklanmayı bekleyen yeni bir bilinmez bizi beklemektedir. Bilim insanları hala konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor olsalar da bu haberin bizim için önemi büyüktür. Her şeyden önce dünya dışındaki bir gezegende de yaşam oluşma ihtimalini ve bu evrende yalnız olmama ihtimalini en kuvvetli şekilde destekleyen bu buluş, bakalım ilerleyen yıllarda karşımıza ne gibi sonuçlar çıkaracak? Ne dersiniz? Sizce bu uçsuz bucaksız evrende yalnız mıyız? Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda en kısa zamanda görüşmek üzere.